bezelye, pırasa, ekşimik sert kısımları, bir güzel sote oluyor. Bezelyeler lezzetini salıyor. Ve benim derin dondurucuda sakladığım kapya biberler var. Bu bez torbalarda saklıyorum. Onları da ekliyorum. Bunlar böyle güzel bir eşlikçi oluyor. Noodle'la tüketilebilir. Makarnayla, spagettiyle sotelenebilir. Buzdolabında bekletildiğinde böyle yemeklere lezzet olarak eklenebilir. Bu böyle pişiyor. Burada da güzel bir çorba yapacağım. Ancak biraz farklı ekşimik otunun yapraklarını kullanacağım. Soğanlar bir güzel sotelendi. Sonra kerevizleri atıyorum. Kereviz pek çok çorbaya lezzet veriyor. Bu çorbaya beşamel sos da ekleniyor. Beşamel sos yerine azıcık un ekleyebiliriz. Un bağlamayı sağlıyor. Daha kıvamlı, daha yoğun, sulu bir çorba oluyor. Hani hep derler ya, yenilebilir çorba, içilebilir çorba. Bu yenilebilir bir çorba olacak yabancıların tabiriyle. Onlar daha kıvamlı seviyorlar. Un eklenebilir. Sonra taze bezelye ekliyorum. Bu şart değil. Buzdolabında vardı. Ben israf olmasın diye buraya ekledim. Bezelyenin diğer yarısı da burada. Pırasalarla, kapya biberle, ekşimik sert kısımlarıyla bir güzel harmanlanıyor. Sonrasında pırasa ekliyorum. Bu çorbayı blenderdan geçirebiliriz. Ben pek sevmiyorum blenderdan geçirilmiş çorbaları. Taneli seviyorum. Ama baktım ki ev halkı tüketmiyor, sevmiyor. O zaman blenderdan çekiyorum. Üzerine bolca kaşar peyniri, biraz da fırınlıyorum. Üzerine kuru ton ekmek çok güzel oluyor. Ama sağlıklı beslenmek istiyorum, posa tüketmek istiyorum diyenler için bu haliyle çok güzel ve lezzetli. Sonra bezelye ekliyorum. Şimdi bu tabii pişme sırasına göre olmadı. Bezelyeleri daha sonra da ekleyebiliriz. Ama ben şimdi kayıt yaptığım için ekledim. Sonrasında ekşimik, harika bir bitki bence. Bir defa doğal, gübre istemiyor, ilaç istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Sadece insanların ona özen göstermesi yeterli. Doğa bize sürekli gıda veriyor, karşılıksız. Bir ana gibi besliyor bizi. Böyle yendiğinde yeşil erik tadı geliyor. Bence harika bir lezzet. Kurabiye de yapacağım ileriki zamanlarda. Ekşimikle. Yani ekşimik sadece salatalarda kullanılan bir gıda değil. Pek çok yerde değerlendirilebilir. Çünkü çok güzel, çok lezzetli. Yani yiyorsun, erik tadı geliyor. Muhteşem bir şey. Çok sihir gibi bir şey. Bir yandan da buradaki yemeği sokuyorum. Şimdi bu çorbaya aslında salça eklenmiyor. Ama bizim ev halkımız pek beyaz çorba sevmiyor. O sebeple içeriğini değiştiriyorum, böyle salça ekliyorum. Ama beyaz olursa, yani birazcık sotelenmiş un, tereyağı ilavesiyle yeşil kalırsa bence daha özgün olur. Biz anneler olarak ev halkı neyi seviyorsa onu pişireceğiz. Baharat ekleyebiliriz. Defne yaprağı. Şimdi biraz sıcak su ekledim.
ve font ekliyoruz. Font arka kısım demek. Bir yemeği lezzetli yapan şey fonttur. O da sebze suyu ya da et suyudur. Fontların da kendi arasında birçok çeşidi var. Kahverengi fontlar, beyaz fontlar, et fontları, sebze fontları. Yani lezzetli su. Ben şimdi şeffaf tavuk suyu ekledim. İçinde biraz maydanoz, kekik ve defne yaprağı var. O su da ayrı bir lezzet veriyor. Tavuk etlerimi de biraz sonra kedilerime vereceğim. İçerisine özellikle soğan koymadım. Çünkü soğan sarımsak kedilere zararlı. Ama havuç, kekik, defne yaprağı az miktarda olursa zararlı değil. Ama onların da fazlası abortif etki yapabiliyor. Yani düşük etkisi yapabiliyor. Şu anda hamile kedim çok fazla. O sebeple kekik ve defneyi çok fazla kullanmadım. Ve en son, yani hepsi piştikten sonra biraz krema ekliyoruz. Krema da lezzet veriyor. Evde pişirdiğimiz sütün kaymağını biriktirip mikserden çırparsak o da krema görevi görecektir. İlla marketten almamız gerekmiyor. Sütten yapılan krema daha lezzetli yapıyor yemekleri. Ekşimik çorbamız böyle. Sadece salatalarda değil, tencere yemeklerinde de kullanılıyor.